Özel Arsuz Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü bölgedeki tüm okul müdürlerinin katıldığı eğitim adına çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 2023 Eğitim Vizyonu Konferansı'nı eğitim duayeni Profesör Doktor Servet Özdemir verdi. Profesör Doktor Servet Özdemir'in verdiği güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu Konferansı'na İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri ve idareciler katıldı. Özel Arsuz Yükseliş Koleji kurucusu Nuri Ülsen ile Genel Müdür Aykut Davut Ökten başta olmak üzere tüm idareciler organizasyonun başarısıyla büyük takdir topladılar. Konferans öncesi müzik öğretmeni Yeliz Özonur ile Habib Gök konferansa katılanlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundular. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay'da ilk kez düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu toplantısının önemine dikkat çekerken, vizyonun 3 yıl içerisinde uygulanacağını söyledi. Burada, Hatay'da 2023 Eğitim Vizyonu'nu tanıtım amacıyla ilk defa bu çapta bir toplantı yapıyoruz. Toplantımıza Profesör Doktor Sayın Servet Özdemir hocamızı davet ettik. Kendileri de kabul ettiler. Ben kendilerine Hatay Eğitim Camiası adına şükranlarımı sunuyorum. Profesör Doktor Servet Özdemir konferansa Kadir Has'la bir anısını anlatarak başladı. Bakanlıkta çalıştığım dönemde rahmetli Kadir Has bir gün beni aradı. Sonra Neşet'in bir türküsünü uyarladım. Güzel seven ölür ölür ama çürümez diye. Siz eğitim hayırseverisiniz, emri hak vaki olunca öleceksiniz ama çürümeyeceksiniz falan dedi. Tamam uzatma dedi, ben Cumhurbaşkanı'yla konuşurum dedi. Ben de tabii konuşursunuz, siz Kadir Has'sınız falan dedim. Telefonu kapattık. Yani kötü bir konuşma oldu sonuna doğru. Sonra beni Kurtu Altı aradı. Ya dedi, ben Kadir Bey'in hayatını yazıyorum dedi. Bir şey demişsin dedi, çok hoşuna gitmiş ama tam anlamamış, ne dedin dedi. Vallahi laf benim değil dedim. Neşet'in lafını uyarladım dedim. Onu dedi üniversiteye yazmak istiyor. Ne dedin söyler misin dedi. Vallahi dedim yani güzel seven ölür ölür ama çürümezi. Eğitim hayırseveri ölür ama çürümez dedim. Burada Nuri Bey'in eğitime yaptıkları görünce hoşuma gitti. Kadir Bey'i de rahmetle anmak istedim. Kadir Bey ertesi gün oğlunu gönderdi Nuri Hans'a. Git şu adam ne kadar para istiyorsa vereyim dedi. Ve 4 tane okul yaptırmıştım. Onun verdiği parayla. Şimdi değerli arkadaşlar, medeniyet bir iddia demektir. Medeniyet bir meydan okuma demektir. Challenge demektir. Şimdi bizim ülke olarak iddiamız nedir? Biz ne yapmak istiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? İnsanlarımıza ne vaat ediyoruz? Topluma ne vaat ediyoruz? Hatta geniş açıdan baktığımız zaman insanlığa ne vaat ediyoruz? Okulların varlık sebebi nedir? Okul olmasa ne kaybederiz? Çocuklar bir gün okula gelmese, bir hafta gelmese ne kaybederiz? Bugün Türkiye'nin her tarafında çocuklar mülki amirleri mail topuna tuttular. Vali amca bizim okul tatil olacak mı diye. Aslında bunu bir tehdit olarak görmeli miyiz? Çocuklar bize niye kaçıyor? Biz ne yapıyoruz da okulda çocuklar gelmek istemiyor. İlişkileri, uygulamaları bir gözden geçirmemiz gerekiyor mu? Her ülkenin bir takım temel politika belgeleri vardır. İşte anayasa bunlardan bir tanesidir. Kanunlar bunlardan bir tanesidir. Hükümet programları bunlardan bir tanesidir. Kalkınma planları bunlardan bir tanesidir. Bunlar yol gösterici belgelerdir. Vizyon belgesi de bunlardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa kendi içerisinde bir yenileşme haritası çıkarttı ve bir topluma bir söz verdi. Ya ben diyor bunları yapmak istiyorum. Gelin tartışalım, konuşalım, irdeleyelim. Bunları nasıl değiştirip geliştirebiliriz? Tartışmaya açık. Ben Vizyon Belgesi'nin oluşum aşamalarında da katıldım. Yani Sayın Bakan şunları oku diye bir iki defa gönderdi. Önce şey dedim, niye okuyacağım beni bu işlere ulaştırma, ben artık o işlere girmek istemiyorum diye bir tek şey yazdı bana, memleket dedi.
Öyle deyince peki dedim, bakalım şey yapalım, çalışalım. Yani birkaç defa ortaya çıkmadan önce de okudum. Niye bunu yapmak zorundayız? Şimdi arkadaşlar, dünyada çok ciddi bir değişim oluyor. Tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu. Amerika'da 71 tane şirket sürücüsüz otomobil için patent almış. Tasarım falan değil, patent almış. İnsansız uçaklar, pilotsuz uçaklar devreye başlıyor. Hatta pilotsuna uçmak isterseniz galiba ekstra para vereceksiniz. Ya ben canlı bir pilotla uçmak istiyorum. Robotla gitmeyeyim. Bizim kuşak böyle tereddüt edebilir. Yeni kuşağın edeceğini sanmıyorum da. Öyle bir dünya. O zaman bu dünyadaki bizim yerimiz nedir? İddiamız nedir? Medeniyet iddiamız nedir? Okulda ne yapmaya çalışıyoruz? Nereye gidiyoruz? Yumurta içeriden kırılırsa canlı olur biliyorsunuz. Dışarıdan kırılırsa omlet oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı içeriden kırılmaya çalışıyor. Yeni fikirleri aslında ortaya atmak kolaydır. Kabul etmek zordur. Kendi kültürümüz, kendi medeniyetimiz perspektifinden eğitim sistemini nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi bazı açılardan baktığınız zaman okulların modası geçti mi? Rakipleri var. O zaman okul bizim için neden vazgeçilmezdir diye bakmak lazım. Şimdi neden vizyon belgesi? Dava. İddialı bir dava ama. Hemen böyle iki tane tedbirle yapılamayacak durumda. Yani yenileşme, değişme kolay bir şey değildir. Bunlardan söz edersiniz ama yapmak zordur. Çinliler öyle der. Allah kimseyi değişim, dönüşüm zamanında yaratmasın der. Ama tam da değişimin ortasındayız. İstesek de istemesek de. Teknolojik değişim, bilimsel gelişmeler, şehirleşme, değil mi? Nüfusumuzun %93'ü şehirlerde yaşıyor. 24 Kasım'da Gazi Üniversitesi'nde bir konuşma yaptım. Gazi Üniversitesi benim eski üniversitem. Eski demeyelim, tek üniversitem aslında. Diğer çalıştığım yerleri saymamak lazım. O üniversiteyle şahsiyet bulduk. Yıllarca orada çalıştık. Benden önce de koro bazı şarkılar söyledi. Sonuncusu Bu Vatan Kimin şarkısıydı. Bu Vatan Kimin diye güzel şiir okudu çocuklar. Ondan sonra ben çıktım sahneye. Dedim ki vallahi bu vatan kimin? Benim ciddi kuşkularım var. Mesela TÜİK verilerine göre günde okumaya bir dakika ayıranların vatan olur mu sizce? TÜİK istatistikleri ortada. Bu memlekette 1 milyon öğretmen var. Gerçekçi olalım. Vizyon belgesi aslında bir yüzleşme belgesi. Ayna tutma belgesi ve sorunları frame diyorlar. Yeniden tanımlama ve yeniden bir bakış. Yani üniversiteyi de sayarsanız profesyonel 1 milyon 200 bin eğitimci var. Okumaya ayırdığımız süre günde bir dakikadan az. Bunu bir kenara koyalım ve soralım. Bu vatan kimin? Kimin olacak? Gelecekten kimlerle rekabet edecek? Çocuklarımızı nasıl bir dünyaya hazırlıyoruz? O dünyada rekabet koşulları. Rekabet koşulları sadece teknolojik rekabetten söz etmiyoruz. Kültürel rekabetten de söz ediyoruz. Yani sanatçınız var mı? Bilim adamınız var mı? Dünyanın her tarafını etkileyebilecek bir film yapabiliyor musunuz? Ya çok boyutlu meseleye bakma. Bizim kültürel olarak meydan okumamız neler? Peki PISA sınavlarına bakalım. TIMSS'e bakalım. PIRLS'e bakalım. Bütün sınavlarda, mesela bizim çocuklarımızın 1/3'ü okuduğunu anlamıyor. Okuduğunu anlamıyor arkadaşlar. Sorulara cevap veriyor, vermiyor noktasında değilim. Okuduğunu anlamıyor. Fen ve matematikte yarısını yapamıyor soruların. O zaman eğitim sistemi aslında bütüncül bir bakış açısıyla, tüm değişkenleriyle yeniden incelenmeli. Ve yeni bir eğitim tarifi yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken de kimseyi taklit etmeyeceğiz. Kimseyi aynen kopyalamaya çalışmayacağız. Kendi iç dinamiklerimizle dünyadaki yönelim ve eğilimleri okuyarak, değerlendirerek kendi tavrımızı koyacağız. Yani
kültür zaten bir tavır koymadır. Olaylar karşısında takılan tavırdır. Peki o zaman vizyon belgesi ne yapmaya çalışıyor? Bir defa vizyon kelime anlamı olarak geleceği kestirebilme gücü, hayal gücü. Mesela hayaliniz ne? Okulda her şey yolunda gitse, istediğiniz her şeyi verseler, çıktılar hoşunuza gider mi? Yani aslında bizim paranın geçerliliği yok ama onu üretmeye mi çalışıyoruz? Harvard Üniversitesi Öğrenme Kaynakları Merkezi'nin bir müdürü var. Todd Ross diyor bir adam. Ortalamanın sonu diyor bir kitap yazmış. Biz diyor sanayi toplumunda hep ortalamayı aradık, ortalamayı tutturmaya çalıştık. Fakat dünyada ortalama diye bir şey yok. Yani ortalamaya göre, eğitim programları da ortalamaya göre yapılmıştır diyor. Taylorist modele göre. Fabrikanın aradığı insan gücü. Hatta bugün okul zilleri falan hep fabrikadan taklittir. İşçilerin iş başı yapması için yapılan uyarıları alıp okulda da uygulamışız. Ya acaba okul bize ne vaat ediyor? Yani Neşet Ertaş'ın okula yüklediği anlamı yükleyebilir miyiz? Okula gidemedim, suçu babamdır, hemi babamda, hemi anamdır, hemi babam, hemi öğretmenimdir diyor ya. Deli Boran'ı dinlemediniz mi hiç? Evet. Bayağı iddialı bir kültürümüz var aslında. O zaman geleceğe yönelik olarak ideal nedir? Mahmut Muhtar diyor ki, zira hiçbir inkılap yoktur ki onu yapanların idrakinin fevkine çıksın diye. Yapılan hiçbir iş onu yapanların algısının üzerine çıkmaz kardeşim. Yani Türkiye'de eğitimin başarısının üst noktası en zayıf öğretmeninizin çıkabileceği üst nokta kadardır. Zincir en zayıf halkasından kopar. O zaman insan kaynaklarını geliştirmeden, insanları farklılaştırmadan, çeşitlendirmeden, özgürlük ortamı sağlamadan eğitimde başarı yakalamamız mümkün değil. Eğitim bir doldur boşalt sistemi değil. Eğitim bir düşünme sistemi, değerlendirme sistemi, iddia ve çocuklardaki olan o potansiyeli ortaya çıkarma işi. Bunun için de ideal durumu gözünüz önünde bir canlandırın. Mesela 20 yıl sonra Hatay'da, İskenderun'da okullar nasıl olacak? Nasıl yerler olacak? Ya yani hayalin şey mi? Gri binalar böyle, 24 derslikli tip proje. Pazartesi orada olmak, müdür konuşmasını kaçırmamam lazım. Ne kadar heyecan verici bir hayat değil mi? Empati yapın. Çocuklar kesinlikle orada olmak isterler mi? Bilmiyorum. Peki, vizyon gelecekte olmasını istediğim şeylerin bir günden düşlerini kurmaktır. Düşleriniz ne mesela? Mesela öğretmeniniz her gün derse girerken, ya ben Türkiye'nin en önemli iş adamı olacak bireylerin öğretmeniyim. Ben Türkiye'nin en iyi edebiyatçısının sınıfında derse giriyorum. Burası Çukurova. Burada bir tanesi Yaşar Kemal'i geçecek. Ondan daha iyi kitaplar yazacak diye mi giriyor? Yoksa iki soru çözdüreyim. Zaten hayat çok zor. Mı? Derse nasıl giriyorsunuz? İşi nasıl yapıyorsunuz? Heyecanınız nasıl? Yani okulların birer öğrenme merkezi olması lazım. İddialı kurumlar olması lazım. Her yönüyle, tasarımıyla ve biraz bunun için hayal etmemiz lazım. Bir hayal edelim. Ya nasıl bir okul düşünüyorum diye. Martin Luther King'in meşhur bir konuşması vardır. 1960'ında yaptı. Bir Amerika hayal ediyorum ki diye başlayan meşhur bir konuşma. O zaman vizyon belgesinin amacı aslında her eğitimcinin hayal etmesini sağlamak, düşünmesini sağlamak. Ya biz ne yapıyoruz, biz nereye gidiyoruz? Yaptığımız şeyler gerçekten yapmamız gereken şeyler mi? Nelerden vazgeçebiliriz ama neleri yapmamız gerekiyor? Tabii bunların hepsini insan odaklı düşünmek lazım. İnsan odaklı, çocukların insani özelliklerini geliştiren bir yapı. Bunun için de yaratıcı bir gerilim gerekiyor. Vizyon aslında biraz gerilim yaratır. Bir yerde gerilim yoksa ilerleme olmaz. Aşırı gerilim varsa bu sefer de kavgaya dönüşür. Yani gerilim biraz şey gibidir, mısır patlatmak gibidir. Mısır patlatmak istiyorsanız ateşin altını açmak lazım. Çok açarsanız yanar, hiç açmazsanız patlamaz, arasını da sallamak lazım. Değil mi? Ne diyor Yunus Emre? Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen, 40 yıl orada kalsa kendi dolası
değil diyor değil mi? O zaman okulda biraz yaratıcı bir gerilimin olması lazım. Tartışmalar, konuşmalar, dünya nereye gidiyor, biyolojideki araştırmalar neyi gösteriyor, öğrenme teorileri neyi gösteriyor, insana bakış neyi gösteriyor, acaba biz bunu nasıl yapacağız? Çocuklarımızın bizim davamızın taşıyıcısı olmasını nasıl sağlayacağız? Biyolojik olarak devamlılık mümkün değil. Herkes bir gün ölecek. Ama kültürel olarak devamlılığımızı sağlayabiliriz. Peki bunun kodları neler? Ve bu kodları biz okulda görebiliyor muyuz diye bakmak gerekiyor. Hatay'daki kaç tane okulda Karacaoğlan resmi vardır? Çok merak ediyorum. Var mıdır? Var mı? En az iki tanesi de varmış. Yani Çukurova sayılır burası. Karacaoğlan da bize çok uzak sayılmaz. Yani okulda çocukların rol modeli olabilir değil mi? Peki Hatay'ın endemik türleri falan var mı? Bitkiler ne yetişir burada? Ne üretir, ne alır, ne satar? Koridorlarda var mıdır bunlar? Canlı mıdır, dokunabilir miyim? Ya bir koridoru okulu geçsem, evet Hatay budur, ekonomisi budur, kültürü budur, masalı budur, destanı budur, türküsü budur diyebileceğim mekanlar mı? Yoksa ezberci bir takım kalıplar var, bunları deftere geçir, ileride işine yarayacak diyor. Çocuklar da doğal olarak diyor ki ben veresiye alışveriş yapmak istemiyorum. Kredi kartı devrindeyiz. Öğrettiğiniz her şeyi şimdi kullanmak istiyorum. Yani yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz hadise var ya, aslında bizim kültürel kodlarımızda bunlar var, okul deneyimimizde bunlar var. Ama öyle bir yere savrulmuşuz ki eğitimin yegane amacını belli bilgileri aktarmak olarak görmüşüz. Ve bu bilgiler de hep şey, kapalı uçlu sorular. Kapalı uçlu sorularla hayat yorumlanmaz. Hayat açık uçludur. Bize nasıl adam lazım? Düşünen, irdeleyen, karar veren ve aldığı kararların arkasında durabilen. Buna kişilik ve karakter sahibi birey deniyor. Al karar alacak, aldığı kararların da arkasında duracak. Ha yeni deliller bulursanız görüşlerimi, kararlarımı gözden geçirebilirim diyebilmesi gerekiyor. Bunun için biraz yaratıcı bir gerilim gerekiyor. Vizyon o zaman nedir? Bir kurumun geleceğe yönelik resmidir. Yani 2023 nasıl bir okul düşünüyorsunuz? Tasavvur edin, hayal edin ve bu hayallerinizi gerçekleştirin. Yani şey gibi, Atatürk'ün öyle bir sözü var. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Ufkun ötesini de görmesi gerekir diyor. Mesela ufkun ötesinde neler olacak? Sevindirici bir taraf var. Aslında dünyanın her tarafında eğitimde kriz var. Ya kriz sadece bize özgü olsa ben endişeleneceğim. Ama dünyanın her tarafında ciddi bir kriz var, arayış var. Çünkü eğitim sistemleri biyoteknolojiye geçişle birlikte, yeni çağın anlayışıyla birlikte nitelik değiştiriyor. Yani eski aktarma devri, öğretme devri, eğitim sona eriyor. Bunun yerine öğrenme devri. Mesela öğretmenler nerede öğrenecek? Okuldaki bilgiler, öğrendiğiniz bilgiler, fakültede okurken edindiğiniz bilgiler gerçekten işe yarıyor mu? UNESCO'nun bir araştırması var, %2'si falan yarar. Gerisi yaramaz. Benim öğrenci arıyor bazen. Hocam anlattığınız şeyler burada geçerli değil, ne yapacağız diyor. Ben de diyorum ki yorumlama yapmaya çalışın. Yeniden düşünün. Problemleri değerlendirin. Ben size bir bakış açısı vermeye çalıştım. Her problemi çözüme garantisi falan vermedim. Ve insan öğrenebilen bir canlıdır. O zaman arzulanan geleceği hep beraber tasarlamamız lazım. Vizyonu bu Batılılar epeydir konuşuyor. Mesela 1980'de Amerikalılar Nation at Risk diye bir rapor yayınladılar. Amerikan milleti riskte, neler yapacağız diye. Tarihine bakıyorsunuz 1980. Komisyon üyelerine bakıyorsunuz. Komisyon üyeleri daha sonra ya bakan olmuş ya başkan olmuş. Yani tesadüfen bir komisyon seçiyorsunuz ve içlerinden başkan ve bakanlar çıkıyor. Pek tesadüfen değil tabii. Stratejik bakış açısı diye buna diyorlar. Yani ne olmak istiyorsunuz? İleriyi nasıl görüyorsunuz? Bizim insanlarımız nasıl üretecek, nasıl tüketecek, hangi duygu ve
düşüncelerle hareket edecekler. Vizyon belgesinde zaten hep şey, Mevlana metaforu kullanılıyor. Yani pergel. Bir ayağı burada, bir ayağı dünyanın her tarafında. Bizden özellikler taşıyacak ama dünyanın her yerinde iş yapabilecek, öğrenmeye devam edecek. Vizyon o zaman nedir? Bütüncül bir şeydir, holistik bir şeydir. Genler gibi. Genler vücudumuzun tüm özelliklerimizi taşıyor değil mi? Vizyon da hepimizi heyecanlandıran bir nitelik taşıması gerekir. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel'in Aksu Öğretmen Okulu'nda eski köy enstitüsünde bir yazısını görmüştüm. Türk yurdunun kırlarında, bayırlarında, en ücra köşelerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız diyor. Yani adam eğitimde tam erişimi hedefliyor. Hiçbir çocuk okulsuz kalmayacak. Bütün çocuklar nitelikli bir eğitim almaya layıktır. Bütün çocuklar iyi bir eğitim alır. Kendi yetenekleri oranında diye ortaya bir iddia koymak lazım. Biz herkese bu hizmeti götüreceğiz. Bunun için de hiçbir engel tanımayacağız. 1 milyon kişiyi kimse durduramaz. Yani Türkiye'nin sorunu zihniyet sorunu. Bakış açısı sorunu, anlayış sorunu. Bunu yendiği zaman aslında maddi kaynak sorunu falan yok. Vizyon içseldir. Başkasından satın alınmaz. Vizyon ancak kurum mensupları kendileri geliştirebilir. Ya biraz dertlenmek, biraz üzülmek lazım. Mevleviler öyle der. Allah derdini artırsın der. Ya bu şey demektir. Ya düşündüğünüz hiç mi bir şey yok? Sizi rahatsız eden hiç mi bir şey yok? Ne yapacağız? Biz bir örgütü, bir kurumu statik bir şekilde yaşatamayız. Mühendislikte entropi diye bir kavram vardır. Ya bir sistem hiç çalışmasa bile çürür. Güç kaybeder. Onun için yenileşme, değişme kurumun doğasında olması gereken bir durumdur. Yunus Emre öyle diyor değil mi? Her dem yeniden doğarız bizden. Kim bu sana sizi? Biz her zaman yeniden doğabiliriz. Yeniden bakabiliriz. Yeniden yorumlayabiliriz. Bunu yaparken de kimsenin aklına, tavsiyesine muhtaç değiliz aslında. Türkiye maalesef talihsizlikler yaşamış bir ülke. Yani Çeşme Deniz Savaşı'ndan sonra Batı tipi okullar açıyoruz. Mühendishane-i Bahrümayın, Mühendishane-i Berrümayın. Batı karşısında yenilgiler alınca bunun sebebini hep eğitim sistemine yüklemişiz. Batı tipi okullar açmışız. Fakat bunlar hep şey, taklit. Önce işte Fransa'yı taklit etmişiz, sonra Almanya'yı taklit etmişiz, sonra Amerika'yı taklit etmişiz, sonra Arnavutluk modeli, Çin modeli, Arap modeli falan filan bir sürü model denedik. Oysa besteniz var değil mi? Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım diye. Bir tavır ortaya koymak lazım, bir iddia ortaya koymak lazım. Medeniyet iddia demektir. Başkasının iddiasıyla medeniyet inşa edilmez kardeşim. Başkasının okul modeliyle sen ortaya bir iddia koyamazsın. O zaman biz çocuklara ne vaat ediyoruz? İnsanımıza ne vaat ediyoruz? Okul, bize okul denmesi için hak ettiğimiz durum nedir? Değil mi? Bize neden saygı göstersin insanlar? Neden vazgeçilmesiz? Ya bizim yerimize başka bir şey ikame edebilirler mi? O zaman vizyonu kendimiz geliştiririz. Eğer eğitimcilerin derdiyse eğitimi geliştirmek, vizyon oradan çıkan kıvılcımla zaten bulunur. Önemli olan harekete, insanları harekete geçirebilmek ve bunu istemek, yaparım demek. Bak hemşerimiz Antep'te Tüfekçi Yusuf diye bir kahraman var. Tüfekçi Yusuf Kurtuluş Savaşı kahramanlarındandır. Dün Antep'in kurtuluş günüydü. Tüfekçi Yusuf Fransızlardan ele geçiren mermilere göre tüfekleri bozar yeniden yaparmış. Yanındakilere de diyor ki yapamam diyen bizden değildir diyor. Yapamam diyen benim yanıma gelmesin diyor.